Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. En son geçen bölüm, hemen haritamızı bir açalım. Lord Edward'ın kalesine gidip kaleyi kuşatmıştık. Lord Edward'ı da esir aldık. Şimdi bu kale ne olacak? Bakalım bu bölüm belli olacak mı? Birine verilecek mi bu kale? Muhtemelen verilir, boş kalmaz. İçinde bir 5-6 tane falan adam var. Garnizon niyetine oradaki ufak birliği oraya bırakmıştım. Geçen bölüm saldırdığımız birliği. Bu kim lan? Tüccar. Dayı sen necesin? Kim lan bu? Lord Ragnar, merhaba, beni hatırladınız mı? Şehirde sizden zırh satın al. Ha, bu bizim zırhları sattığımız tüccar. Lordum, sizden aldığım zırhlardan çok güzel paralar kazandım. Satmak istediğiniz başka zırh, kılıç veya kalkan gibi şeyleri tekrar alabilirim. Satmak istediğiniz malları at arabasına yükleyebilirsiniz. Tamam. Tut bakayım lan, bir sürü zırh var ha. Şunları bir yükleyelim de ondan sonra bir Olaf'la konuşalım bakalım ne yapacağız. Bak, her yer zırh dolu. Ben zırhları her yere doldurdum. Her yerde zırh var. Bak buralar falan, şu çekmece falan, her yer dolu. Bunların hepsini gidip götürelim mi? Niye ben E'ye basıyorum habire? E'yi açmak için. Ver bakayım. Oğlum baksana şuradaki zırhlara ya. Bu arada şöyle bir bakayım. Zırh olarak. Bekle lan, şu bizim kraliyet simgesinin olduğu kalkanlardan bir tanesini şeye verelim. Robert'a verelim. Onda hala şu eski kalkandan var. Oğlum sen şunu bana ver. Şunun canı yüksek bak. Sen şunu al. Sen onu kullan. Hem şöyle bir kraliyetin şeyi olmuş oldu. Aslanım, ben şu arabaya sıradan yüklüyorum. Dur, binmeyeceğiz lan. Böyle bir aç bakayım. Şimdi şunlara kendi silahlarımı da atmayayım da yanlışlıkla. Kaynamasın arada. Arbalet bunları salla. Şimdi zaten yayımız var. Daha loot çok. Bir tur daha getirelim. O bir arabayı fulleyebiliriz de. İki araba getirmiş de o. Bu arada abone değilseniz, abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Oo. O bir araba net dolar ya. Bayağı zırh var lan. Hepsini alamıyorum zaten. Şurada başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Burada kaldı mı? Kalmadı. Şurada yedek bir tane zırhımız var. Tamam. Bir tur daha yapacağız. Şunları bırakayım. Kapı da açık dursun. Aslanım bak, bu aracı neredeyse, bak kalkan falan da duruyor orada. Şöyle bir atalım. Bu aracı fulledik gibi. Bu aracı fulledik. Aynen öyle. Bak kalkan falan güzel duruyor. Zırhlar, bak şu zırhlar modlu olduğu için böyle duruyor olabilir. Belki oyundaki orijinal şeyi koysam o da böyle şey durabilir. 3 boyutlu diyeceğim. Bu da 3 boyutlu aslında da. Biraz daha böyle düz duruyor ya. Belki oyundaki orijinal şeyler fark ettirir. Bak çünkü kask bayağı şey duruyor. Kalkana ne oldu lan? Kalkan biraz yamuk duruyor mesela. O da modlu kalkan olduğu içindir o. Yalnız bir şey diyeyim, buradan iyi para alırız. Çok iyi para alırız. Bizim bayağı da paramız var aslında. Ben gidip şu seti alsam mı ya? Ejder çeliği nereden çıktı lan? Ejder yuvasından. Öbür seriyle karışık kafa. Full 64 var. Bir stack daha tamamlasak alabiliyorum zaten ben öbür zırhı. Bunları bir ver bakalım. Son bir kontrol ediyorum. Başka da bir şey kalmadı. Gidelim bu geriye kalan her şeyi bir satalım. Bunların parasını bir alalım. Adamın neredeyse ikinci aracında fulleyeceğiz yani. Ulan şu bıçağı vermesen mi? Şu bıçak bende kalsın. Bu bıçak çünkü fırlatılabiliyor aynı zamanda. Bir tane bıçak, bir tane bıçaktır. Dursun. Ne kadar veriyorsun aslanım bunlara? Lordum, tam tahmin ettiğim gibi elimdeki tüm parayı size verebilirim. Harbi mi lan? Kaç stack var? 4 stack var. Bak burası zaten sadece zırhı almaya yetiyor. Oğlum çok iyi para kasıyorsun. Harbi bu zırh işinde iyi para var. Dur bakayım, şunları da bir atalım. Ya da ben bunları bırakmayayım. Direkt bak ejder... Bak gene ben ejder çeliği diye isim geldi.
Ejder yuvasına gideyim ben direkt şu zırhları alayım ya. Şu an buradan zırhı fulleyebiliyorum. Benim zırhlarım da canı azalmış zaten biraz. Kendi zırhımı fulleyebiliyorum. Ki burada üstüne 3 stack artı 34 kalıyor para. Yiyecek sıkıntımız da yok. Dünyanın yiyeceği var bak burada. Bence ben gideyim o zırhı alayım. Yatalım. Gideyim ben o zırhı alayım. Bu üstümdeki zırhı yedek tutabilirim. Üstümdeki zırh fena değil. Veya bizim adamlardan birine verebiliriz. Olaf'a falan verebilirim. Olaf. Bir şeyimiz var mı oğlum? Ver bakayım. Kral bizi sarayında bekliyor. Tamam. Artık kafam rahat çünkü Lord Edward'ı yakaladık. Lord Edward'ı yakaladığımız için suikast yeme ihtimalim yok şu an. Gerçi kraliçe yani emin değilim hala kraliçeden. Lord Edward da kraliçeyi şey yaptı, suçladı en son. Son konuşmamızda. O yüzden ona pek güvenmiyorum. Aç bakalım şeyi. Atı ben şuraya bağlayayım. Gidelim bakalım. Bu demirciden de bir şey yaptırmadık da. Param var da niyeyse bir şey yaptırasım gelmedi orada. Kralla bir görüşelim. Prens Leif. Kralım. Maşallah maşallah. Bunları bir alalım. Lord Ragnar. Lord Edward'ı esir almışsın. Esir almışsın. Heh. Onu öldürmeyi düşünüyordum ama hayatının geri kalanını hapiste çürüyerek geçirecek. Ayrıca Kızıl Mızrak klanından bir uzak barış teklifi getirdi. Teklifin şartları iki tarafın da birbirine saldırmaması. Artık barış halindeyiz. Kızımın düğünü için hazırlıklara başladık. Unutma sen de davetlisin. Eyvallah. Lord Edward'ın kalesi artık Prens Leif'e... Ya nasıl satacağım? Kaleyi biz almadık mı oğlum? Kaleyi ben gittim aldım. Niye Prens Leif'e veriliyor burası? Adam batıdan geldi buraya. Bizim kaleye çöküyor ya. Kızım evlendikten sonra orada kalacaklar. Gitti kale. Son olarak Prens Leif'e şehri gezdirmeni istiyorum arkadaşlar. Gezdirelim. Gezdirelim. Beni takip edin. Kapıyı da kapatalım da. Prens Dave ilk önce kaleden başlayalım. Buyurun. Aşağıya inelim. Burası bizim mutfağımız. Geliyor mu lan? Ha, geliyormuş. Ben safe, burası bizim mutfağımız. Bu şekilde. Pek umursamadı mutfağı. Buyurun. Diğer tarafa geçelim. Gelir herhalde peşimden ya. Geliyor. Gelin Prens Leif. Burası bizim zindanımız. Edward. Ne oldu aslanım lan? He? Neyse. Prens Leif bu taraftan. Oğlum şu şeyin anahtarını ver bakayım. Hazine odasını da bir gösterelim. Nereye gitti o? Prens Leif bu taraftan. Beni takip edin. Burası bizim hazine odamız. Krallığın tüm hazinesi şu an burada saklanıyor. Buyurun çıkalım. Ben şu kapıları bir kilitleyeyim. Al bakayım anahtarı. Beni takip edin. Sarayda başka gezdirmediğimiz yer kalmadı. Kralın odasında görmeyi versin. Ben size buyurun böyle.
Dışarıya çıkalım. Gitti buraya takıldı. Kiliseden devam edelim. Önce depoya mı gitsek? Depoya gidelim. Sonra kiliseden devam ederiz. Prensif burası krallığımızın, daha doğrusu şehrimizin deposu. Şehrimizin deposu da yiyeceklerimiz, işte odunlarımız, yakacak odunlarımız vesaire her şey depolanıyor. İnsanlar buradan gelip alıyorlar. Devam edelim kilisemiz. Biz niye tur rehberi gibi ben niye adama kaleyi verdik? Bedavadan geldi çöktü kaleye. Üstüne bir de tur rehberi gibi şehir gezdiriyoruz ya. Burası kilisemiz. İnsanlar burada gelip dualarını ediyorlar. Devam edelim. Nasıl satayım? Kapıyı da kapatmıyor. Kapısı yerden çıkmış. Burası adam gelene kadar. Burası şehrimizin meydanı. Genelde haftalık veya iki haftalık olarak buradaki adam beni dinlemiyor ki ya. Buradaki yer değişiyor. Buraya işte tüccarlar geliyor, demirciler geliyor. Hayvan tüccarları vesaire geliyor. O tarz şeyler. Siz biraz tavernaya gitmekte istekli gibisiniz. Buyurun tavernaya geçelim. Ya da han diyelim. Aslında ben bunun adını barmen değil de hancı yapayım ya. Burası hanımız. Hanımızın üst katına çıkalım. Buyurun. Burayı da bir görmüş olun. Burada bir askerimiz. Nöbette şu an geziyor. Çıt 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 ses geliyor. Ne? Tavşanmış lan. Prens değil. Buyurun devam edelim. Böyle gelin. Beni bir takip ederseniz yalnız. İnebilecek mi oradan? Çok merak ediyorum şu an bak. İndi. Son olarak son değil. Ahırımız var. İçeri takacağım şimdi. Ahırımızda da hayvanlarımız burada. Kraliyetimizdeki atlarımız. Burada çok iyi şekilde bakılıyorlar. Bunların hepsi görmüş olduğunuz bütün atlar savaş atları. Son olarak askeri eğitim yerimiz. Görmüş olduğunuz üzere okçularımız ve kılıç kalkanlı piyadelerimiz için yerlerimiz var. Ayrıca burada... Komutan Magnus. Ne yapıyorsunuz tam olarak orada? Neyse. Burası da bu şekilde bir alanımız. Sonra kapıyı bir kapatayım da. Başka gezmediğimiz bir yer kaldı mı? Kalmadı. Her yeri gezdik. Diğer evleri vesaire gezdirmiyoruz zaten. Her yeri gezdik şu an. Başka bir eksiğimiz bir şeyimiz kalmadı. Prens deyip buyurun böyle. Sizi ben güvenli bir şekilde içeriye sokayım. Ne olur ne olmaz. Evet prensim. Şehrimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Gezdik o kadar. Lord Ragnar. Bu krallık gerçekten şahane. Bir gün bu toprakları yönettiğimde sizi de yanımda görmek isterim. Sizin gibi güçlü ve zeki bir adam her konuda destek olabilir. Ayrıca sizin desteğiniz halkımın bana daha sevecen bakmasını da sağlayabilir. Teşekkürler lordum. Teşekkürler. Biz şunu okumadık galiba. Ben bunu unuttum gibi ya. Namınız batıya kadar ulaştı. Ulaşır. Prensley, iyi günler.
sana tükürdüm adamı ya. Hiç sevmedim ben bu Prens Seyfi ya. Ya bedavadan geldi bizim kaleye çöktü ya. O kale bana verilmesi lazım. Ben fethettim orayı. Ben kuşattım. Tamam hadi askeri kral veriyor. Hadi neyse de. Olsun. Gene de ben kuşattım orayı. Savaşa giren benim. Bu geldi bedavadan çöktü oraya. Bedavadan çökmesi yetmeyecekmiş gibi bir de gelmiş bak ne diyor. Krallık çok güzel diyor. Başa geçince yanımda ol diyor. Hadi lan oradan. Bizim kral ölmez inşallah. Neyse. Bir gidelim de. Ben şu ejder yuvasından şu zırhı bir alayım kendime. O kadar geldik şuradan zırhımızı da alalım öyle dönelim. Selamünaleyküm. Direkt zırhı alıp gideceğim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Şöyle envanteri şöyle yapalım. Çok sağlam bir zırh olduğunu düşünüyorum. Tanesi 64 şey çünkü. Lan 32 daha getirip şunu da mı alsaydım? Bir kılıç var şurada ama. Neyse. Kendi zırhımı çıkartıyorum. Bu zırhı giyiyorum. Yavrum benim. Yavrum benim. Çok iyi oldu. Tamam. Bu öbür zırhı ben Olaf'a falan verebilirim. Biraz hasarlı ya. Demirciye versek bunu onarır mı lan acaba? Bunu ben bizim o şehirde bir tane demirci var. Ona yaptırayım da onarsın bu zırhı. Biraz demiri biraz para veririz onarır herhalde. Zırh öyle çok ağır hasarlı değil de. Gerçi kask biraz fazla hasarlı. Diğerleri çok çeyrek hasar yemiş. Benim meşaleyi bir alabilir miyim ben? Elime. Meşaleyle bir gidelim. Hisar'a doğru bir gidelim. Neyse, en azından hisarımız var elimizde. Hiç çoktan iyidir. Kaleyi bekliyordum, yalan olmaz. Kale gelse çok iyi olurdu. O kadar da fethettik. Yeri de çok güzel kalenin. Çünkü sudan saldırıp girme olasılıkları çok düşük. Biz de zaten o mekanizmayı bozup köprüyü indirdik. Ondan sonra saldırdık. Şey ihtimali çok düşük oranın. Sudan gelme ihtimalleri. Çünkü sudan ne şekilde gelirlerse gelsinler yavaşlayacak gelen düşman. Duvara tırmanma gibi bir opsiyonları da yok. Kayalık. Kayalığın üstüne yapılmış kale. Tek giriş, tek çıkış. O da o köprü işte. Köprüyü iyi savunursak orası çok rahat tutulacak bir yer. Ama gitti Prens Leif'e tabii. Yapacak bir şey yok. Neyse şu atı bir bağlayayım da ben. Gel oğlum. Prens Leif'e bir de şehir turu attırdık. Lord Edward da ölmedi. Hala zindanda çürüyor artık. Zindanda çürüyecek o. Bir yatalım. Bak, Prens Leif'e şeye bak. 50 tane emir verdik adama. Neyse şurada. Buradaki adam biri yok oğlum. Aşağı düşmüş o da ya. Neyse kalsın orada. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.